Mutlu günler kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, Sivas TV ekranlarında Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Şifa Kapısı programımızda yine önemli konulara değineceğiz. Ve kış aylarında karşılaştığımız kulak, burun, boğaz hastalıklarından bahsedeceğiz. Kıymetli doktorumuz bizlerle birlikte olacaklar. Operatör doktor Koray Cengiz bizlerle birlikteler. Kulak, burun, boğaz uzmanımız. Kış aylarında sıklıkla rastlanan hastalıklarımız nelerdir? Hocamızdan dinliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Bu mevsim biliyorsunuz hastalıkların daha çok kol gezdiği diyelim bir dönem. Soğuk havalar olsun bu nedenle. En sık üst solunum yolu enfeksiyonları karşımıza çıkıyor. Evet. Özellikle gribal enfeksiyonlar bu dönemde daha çok karşımıza geliyor. Bununla beraber faranjit, işte gribal enfeksiyonlardan sonra devam eden üzerine bakteriyel enfeksiyonların oluşmasıyla ortaya çıkan sinüzit enfeksiyonları ve bununla beraber çocuklarda daha sık olmakla olan orta kulak iltihapları karşımıza polikliniğe sık olarak gelmekteler. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları bu dönemde tabii salgınlar tarzında devam edebiliyor ve de bulaştırıcılığı çok kolay olduğu için işte sık olarak ellerimizi yıkamazsak, işte ağzımızı kapatmadan öksürürsek, hapşırırsak ve toplu taşıma araçlarında özellikle insanlar birbirlerine daha kolayca bunu bulaştırabiliyorlar ve şikayetler ortaya çıkıyor. Ha, bu şikayetler nelerdir evet, diye soracak olursanız. Evet, şikayetler nelerdir peki, şikayetler? Yani gribal enfeksiyonlarda şöyle, bir öncelikle halsizlik, kas eklem ağrıları, bununla beraber işte boğaz ağrısı, ateş, burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi semptomlar, şikayetler oluşabiliyor. Hastalar genellikle bu şikayetle bize başvuruyorlar. Şimdi biz tabii hastaların şeyi hemen iyleşmek. Evet, biraz hemen sabırsız iyileşmek, davranıyoruz. Sabırsız, evet, hemen, doktora hemen geldik. İyileşmek istiyorlar. Sanki doktor bize böyle bir sihirli bir değnek üzerimize dokunacak. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi viral bir enfeksiyon düşündüğümüz zaman, bu gribal enfeksiyonlarda hani viral ağırlıklı düşündüğümüz zaman aslında antibiyotiğin yeri yok. Evet. Antibiyotik vermiyoruz. Semptomatik tedavi dediğimiz bu şikayetlerini geçirmek amaçlı tedaviler veriyoruz. İşte ağrı kesiciler, burun spreyleri, bunun yanında burun açıcı ilaçlar veriyoruz. Ve istirahat ve yanında bol işte sıvı, sebze, meyve ve beslenme öneriyoruz. Aynen öyle, vitamin. Fakat bunun üzerine bazen bakteriyel enfeksiyon gelebiliyor. Eğer hasta kendine iyi bakamazsa, İşte iyi beslenemezse veya bu semptomatik tedaviyi almazsa, kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışırsa veya bazen bağışıklığı düşük oluyor. Bunun üzerine bakteriyel enfeksiyonlar oluşabiliyor. Ne oluyor? İşte sinüzit oluşabiliyor. Evet. Bademcik iltihapları oluşabiliyor. Faranjit bakteriyel bir hal alabiliyor. Veya hani bizim biraz konumuzun dışı ama sonuçta solunum yolu bir bütündür. Akciğer enfeksiyonları oluşabiliyor. Evet. İşte bronşit, pnömoni gibi. Bu gibi durumlarda mutlaka antibiyotik tedavisine başlıyoruz. Tabii her hastalıkta birbirinin devamı diye adlandırabilir miyiz hocam? Yani faranjit dediniz az önce. Mesela faranjitin belirtileriyle sinüzitin belirtileri aynı mıdır? Yok, yani şimdi faranjit boğaz bölgesinin enfeksiyonu, sinüzit burun ve sinüslerinin iltihabı. Faranjitte boğaz ağrısı birinci şikayet. Bunun yanında işte ateş olabilir, olmayabilir, öksürük olabilir. Evet. Veya yutma güçlüğü oluşabiliyor. Ama sinüzit dediğimiz olay, dediğim gibi hani burun boşluğundaki mukozanın ve sinüs içinin iltihabı olduğu için, yani buradaki birinci şikayet baş ağrısı olur veya olmaz ama burun tıkanıklığı ve burun akıntısı, iltihaplı burun akıntısı özellikle ana şikayet olarak karşımıza çıkıyor. Peki faranjitten korunma yolları nelerdir hocam? Yani kendimizi faranjit hastalığından nasıl koruyabiliriz? Yani bu faranjit mikroplara bağlı olan faranjit, bir de kronik faranjitimiz var, evet. Ama mikroplara bağlı olduğu zaman yani bir kere hijyenimiz ön planda olacak. Yani mutlaka işte ellerimizi sık yıkayacağız. İki, beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Hani kışın C vitamini bol olan meyvelerden almamız lazım. Onun dışında mutlaka bol sıvı su da içmemiz gerekiyor. Sigaradan uzak durmamız lazım. İşte toplu taşıma araçlarında artık ne kadar kendimizi koruyabilirsek de mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemek gerekiyor. Kronik bir faranjitimiz varsa, yani faranjitin 3 aydan uzun sürdüğü durumlara biz kronik faranjit diyoruz. Bu enfeksiyöz olmuyor. Bu genel anlamda alerjik olabilir veya işte mesleki olabiliyor. Evet. Öğretmenlerde
veya çok konuşan kişiler de karşımıza çıkabiliyor. Mesleği bu yönde olan kişiler de. Onlara da yine işte sigaradan uzak durmayı, artı bol sıvı boğazlarını yumuşatmayı öneriyoruz. Yani boğazı tahriş etmemek gerekiyor. Peki hocam, sinüzit nedir? Sinüzit neden oluşur? Sinüzit bir gribal enfeksiyonla başlayabilir bu. Gribal enfeksiyon iyi tedavi edilmezse, işte burun açıcı spreyler kullanılmaz, işte grip ilaçları içilmezse, oradaki akıntının içinde bakteriler bu sefer oluşma. İyi havalı orası, evet, anaerob bir ortam oluştuğu için bakteriler yuvalanmaya başlıyor ve enfeksiyonlar oluşabiliyor. Veya kişide bir mekanik bir bariyer vardır burunun içinde. Yani bir kemik eğriliği olabilir veya et olabilir. Bunlar da sinüs ağızlarını en ufak bir gripte, soğuk algınlığında tıkayabilirler. Yine sinüzit oluşabilir. Yani gripten sonra dolayı bir enfeksiyon sonrası veya kendi burun içindeki problemlerden dolayı sinüzit meydana gelebiliyor. Veya şöyle bir şey de var. Hani kişiler işte banyo yapıp soğuğa çıktıklarında veya, evet, dışarıda meslek icra ettiklerinde sürekli soğuğa maruz kalındığı zaman da sinüste bir uyarılma ve sürekli bir enfeksiyon durumu da oluyor. Sinüzitten korunma yolları nelerdir hocam? Yani yaklaşık enfeksiyonlardaki korunma tedbirleri aynı. Yani sonuçta beslenmenizi ve bağışıklığınızı iyi tutarsanız daha dirençli hale geliyorsunuz bakterilere ve virüslere karşı. Birinci planda bu olması lazım. İkinci plan, ikinci durum işte soğuklarda bir kere, evet, giyimimize, kuşamımıza bir dikkat edeceğiz. Eğer kişi hassassa bu noktada mutlaka beresini falan soğukta takması lazım. Islak saçla yatmaması lazım. İşte duş alıp dışarı çıkmaması gerekiyor. İşte yaz döneminde klima özellikle çok etken. Klima sinüzite ve üst solunum yolu hastalıklarına yol açıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kendimizi her şeyden korumamız gerekiyor. Yani önce birinci şey o. Yani önce kendinizi bir bağışıklığımızı bir üst seviyede tutmak lazım. Bu da beslenme ve vitamin takviyeleriyle olabilir. Peki boğaz hastalıklarına gelecek olsak hocam, en sık görülen boğaz hastalıkları nelerdir? Ve tabii kış mevsimindeyiz. Kış mevsiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İlk planda farenjit, biraz önce de, evet, açıkladığım gibi. Bunun dışında bademcik iltihapları, evet, oluşabiliyor. Bademcik iltihapları biraz daha ağır bir tablo. Bu bakterilerle oluşuyor. Çoğu zaman beta dediğimiz bir bakteri grubunun bademciğin enfekte etmesiyle oluşan yüksek ateş, eklem, kas, vücut ağrılarıyla devam eden bayağı bir hırpalayıcı bir rahatsızlık. Onun yanında enfeksiyon biraz daha aşağılara doğru giderse bu sefer larenjit oluşabiliyor. Larenjitte de ses kısıklığı, öksürük, nefes darlığına kadar gidebilen bulgular ortaya çıkıyor. Peki korunma yolları nelerdir? Yine aynı, yani sonuçta hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani hijyeni, evet, hijyenimizi dikkat edeceğiz. İşte kalabalık ortamlardan kış mevsimlerinde mümkün olduğunca uzak kalmak lazım. Peki sıcak ve soğuk sıvı tüketimin etkisi var mı hocam boğaz hastalıklarında? Yani bazı bünyelere göre değişiyor ama tabii çok soğuk ve çok sıcak tüketimi önermiyoruz. Çünkü genelde ve, evet, evet, ılık tüketim daha çok önerdiğimiz bir şey, durum. Ama hani kimisi hassastır. Yani bu bünyeyle alakalı. Kimisi soğuğa çok hassastır boğazı. En ufak bir soğuk bir şey aldığında hemen farenjit olur. Kimsene de bir şey olmaz ama yani bunu ayarlamak lazım ama bizim rutinde önerdiğimiz ılık şeyler. Genelde anneler çocuklarını hep böyle soğuktan dondurmadan korumak için, soğuk içeceklerden korumak için mücadele ederler çocuklarıyla birlikte. Neden? İşte aman dondurma yeme, boğazın ağrır, işte onu soğuk içme, boğazında bademcik şişmesi olur. Bu ne kadar doğru peki hocam? Yani şöyle, soğuk oradaki bir şeyi, bağışıklığı biraz düşürse soğuk ortamda en ufak bir bakteriler ortaya çıkabiliyor ama bu aslına bakarsanız baştan gelen bir alışkanlıkla da bana göre bağlantılı. Eğer nasıl alışık devam ederse öyle oluyor. Çocuk baştan soğuk beslenip çok küçük yaşlardan alışırsa bence bir şey olmuyor ama hani hep böyle sıcak beslenip hep el üstünde tutulup sonradan böyle soğuk şeylere maruz kaldığında daha çok hasta oluyorlar. Böyle bir yetiştirme tarzıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kişiden kişiye değişiyor tabii bu dolay.
Peki hocam, kulak rahatsızlıklarından biraz izleyenlerimizi bilgilendirecek olursak, sıklıkla görülen kulak rahatsızlıkları nelerdir? Kış döneminde orta kulak hastalıklarını daha çok görüyoruz. Özellikle bu burun tıkanıklığı, nezle, grip ve faranjite bağlı, hatta sinüzite bağlı bakterilerin orta kulağa geçmesiyle, özellikle çocuklarda öst akü tüpü çok kısa olduğu için, yani boğazla orta kulağa bağlayan kanal yapısı daha kısa. O yüzden en ufak bir hastalıkta çok kolay orta kulak iltihabı olabiliyorlar. Birinci sırada bunu görüyoruz bu mevsimde. Onun dışında orta kulak iltihabının iyileşme döneminde veya yine griplerde, sinüzitlerde kulakta tıkanıklık basınç hissiyle ortaya çıkan, işitme kaybıyla ortaya çıkan bir sıvı birikimi, serozotit dediğimiz sıvı birikimi oluyor. Burada ağrı olmaz kulakta ama çocuklarda işitme azlığı, hatta erişkinde de aynı şekilde görüyoruz ve kulakta bir kapalılık hissi oluyor. Yani bunların tedavisi genelde aynı. Oradaki solunum yolunu açmak gerekiyor. Burnu rahatlatmak gerekiyor ki burun havalanırsa kulak havalanıyor. Evet. O yüzden tabii enfeksiyonlarda ve sıvılarda yine antibiyotik mutlaka veriyoruz. Yanında kulak açıcı, burun açıcı, burun spreyleri ve ilaçlarla destekliyoruz bunu. Bu şekilde. Peki kulak iltihabı neden oluşur hocam? Yani şimdi kulağa 3 yapı var. Dış kulak, orta kulak, iç kulak. Bunların hepsi farklı hastalıkları var. Dış kulak iltihapları dediğimiz zaman hani kış mevsiminde daha az olmakla beraber yazın daha çok karşımıza çıkan dış kulak iltihapları, mantar, egzama tarzında hastalıklar var. Orta kulak da işte orta kulak iltihabı ve sıvı birikimleri olabiliyor. Ayrıca kronik orta kulak iltihapları var. Zar, kulak zarı delinmesinden sonra ortaya çıkan sürekli işte kulakta bir akıntı ve iltihaplanma hali. İç kulak iltihapları dediğimiz zaman ise bu biraz daha farklı bir tablo. Bunda şiddetli baş dönmesi, bulantı, kusmayla hasta karşımıza geliyor. Yine burada virüslerin etken olduğu düşünülüyor. Hani bu grip ve soğuk algınlığı salgınlarındaki virüslerin iç kulağa yerleşip orada orayı uyarması sonucu da işte baş dönmesi, atakları meydana gelebiliyor. Kabaca kulak enfeksiyonlarını bu şekilde sınıflandırabiliriz. Tabii sıklıkla karşılaştığımız ve hepimizin de yanlış yaptığı uygulamalar var. Kulak çubuğuyla kulağımızı karıştırıyor. Evet. Peki bunun zararları nelerdir hocam? Yani kulak çubuğu çok kullanılan bir şey. Çok sık hepimiz evet. kullanıyoruz. Ve bazen de elimizde her bulduğumuzu yani, böyle kulağımıza götürüyoruz nedense. Biz kulağın aslında çok sık temizlenmesini istemiyoruz. Sonuçta orada bir salgı var. O salgının evet. bir görevi var. O salgı oradaki mikropları, bakterileri tutarak kulağı enfeksiyonlara karşı koruyor. Biz bunu sürekli temizlediğimiz zaman bir kere bu işlevi ortadan kaldırıyoruz. Kulağın o koruma mekanizması ortadan kalkıyor. Böylece enfeksiyonlara daha açık hale geliyor. İşte mantar türevi veya dış kulak yolu iltihabına bir kere zemin hazırlamış oluyoruz sürekli. İki, kulak kirlerini, biriken kirleri bu sefer içeri doğru iterek kulak tıkanıklıklarına ortaya çıkabiliyor. Veya yani ufak tefek kazalar oluşabiliyor. Kulak çöpüyle kulak zarı evet. delinebiliyor. Çok fazla karıştırılınca. Ya benim önerim hani çok içeri sokmadan kulak ucuna gelenleri haftada bir veya 10 günde bir alarak temizlemek. Peki kulak ameliyatlarıyla da karşılaşabiliyor kişiler. Peki kulak ameliyatı hangi evrede yapılıyor hocam? Mesela bazen estetik olsun diye işte kepçe kulak ameliyatları yapılıyor. Bunlarla alakalı bilgi verir misiniz bize? Ya kulak ameliyatları da işte o böyle bölgelere göre değişiyor. Yani evet. şimdi kulak kepçesiyle ilgili bir problem varsa, kepçe kulak problemimiz varsa kepçe kulak ameliyatı yapıyoruz. Evet. Yani bu ameliyat işte genel anestezi veya lokal anestezi, sadece kulakları uyuşturur olarak da yapılıyor. Onun haricinde en çok yaptığımız ameliyatlar işte bu sıvı birikimlerine karşı, özellikle çocuklarda veya geniz eti problemi olan çocuklarda orta kulakta bir sıvı birikiyor. Buraya tüp takıyoruz. O sıvıyı boşaltıp yerine tüp takma ameliyatları oluyor. Böylece o sıvının tekrarlanmaması için yapılan bir cerrahi. 6 ayla 1 sene içinde o taktığımız tüpler dışa doğru kendini atıyor. Onun haricinde kulak zarı delik olan hastalarda o zarı tamir ettiğimiz ameliyatlar var. Sıklıkla karşımıza çıkan o zarı vücudu, hastanın vücudundan aldığımız bir yama, doku parçasıyla kapatıyoruz. Ve hani sonuçta oradaki deliği onarmak bizim temel amacımız. Böylece hastaya büyük bir konfor sağlıyoruz. Eğer ameliyat başarılı olursa böylece hasta hem o delikten kurtuluyor, hem işitmesi biraz yükseliyor, eskiye göre daha iyi oluyor, hem de
kulağını delik olan, kulak zarı delik olan kişiler kulaklarını sudan korumak zorundalar. Oraya su kaçmaması gerekiyor. Böyle bir şeyden de kurtarmış oluyorlar kendilerini. Evet, bakın sevgili izleyenlerimiz, önemli bir detaydan bahsetti Koray hocamız. Kulak zarı delik olan hastalarımız banyo yaparken kulaklarını korumalara gerekiyor. Evet, yani içeri su girmemesi lazım. Su girdiği zaman enfeksiyon başlıyor. Akıntılar başlar o zaman. Kulakta da kulak akıntıları biraz tehlikeli. Hani beyine yakın, evet. Yüz siniri oradan geçiyor. O yüzden biz çok akmasını istemiyoruz kulağın. O yüzden mutlaka kulak zarı delik olan kişiler kulaklarını suya karşı korumaları lazım. Aslında çok önemli organlarımız. Kulak, burun, boğaz. Gerçekten çok önemli organlarımız. Birinden biri olmasa herhalde hayatımız alt üst olur diyebilir miyiz hocam? Yani bu organların hepsi birbiriyle bağlantılı. Hepsinin farklı fonksiyonları var ama temelde solunum yolu organları, artı kulak işitme ve denge sistemiyle ayrı bir yeri var. O yüzden çok önemli. Peki ameliyatları hocam ne tür süreçte ayağa kalkılabiliyor, ne tür süreçte yapılabiliyor? Kulak ameliyatları. Kulak ameliyatları. Yani aynı günde taburcu edebiliyoruz ama genelde bu tip ameliyatlarda bir gün yatırabiliyoruz. Ama tabii pansumanlar oluyor. Bir hafta süresince bir hastayı pansumanlara çağırıyoruz. Onun dışında tabii hemen ameliyatın başarılı olup olmadığını anlayamıyoruz. Sonuçta bir 3 ay geçmesi lazım ameliyatın üzerinden. Eğer 3 ay geçtikten sonra da kulak zarında bir problem oluşmuyorsa o zaman ameliyatın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam, burun ameliyatları? Burun ameliyatları farklı. Estetik ameliyat için konuşursak, burun estetiği çok sık yaptığımız ameliyatlar. Hele bu dönemde en popüler ameliyatlardan bir tanesi. Biz hocam, burun boğaz cerrahı kışın aradan. Biraz daha mı yoğunluk gösteriliyor? Evet, kışın biraz daha fazla ama mevsimi yok bu işin. Hani yaz kış yapabiliyoruz. Evet. İşin kurallarına uyduktan sonra yazında bu ameliyat yapılıyor. Burun estetik ameliyatları yaklaşık 2 saat süren, genel anestezi altında yapılan, bir gece hastanede yatırdığımız, ertesi gün taburcu ettiğimiz ve bir hafta burnun üzerinde alçı kalan bir ameliyat. Bir hafta sonra bu alçıyı çıkardıktan sonra da iyileşme sürecinde hastayı takip etmiyoruz. Genelde şekil tam ortalama şeklini 1 sene civarında alıyor ama burada cilt yapısı çok önemli. Hastanın cildinin ince veya kalın olmasına göre, esnekliğine göre, sıklığına göre, sıkılığına göre ameliyatın iyileşme süresi kısalıp uzayabiliyor. Onun haricinde şimdi yeni teknolojiler kullanıyoruz bu ameliyatta. Artık nedir hocam? Piezo dediğimiz bir cihaz var. Artık günümüzde çok popüler olarak kullandığımız burun estetiğinde. Eskiden işte burun kemiklerini kırıyorduk. Evet. İşte çekiç, keski gibi aletlerimiz törpülüyordunuz vardı. Törpümüz vardı. Hala var. Ama şimdi artık bunları daha az kullanıyoruz. Hatta kullanmıyoruz. İşte bu piezo dediğimiz alet sadece kemiği kesen bir ultrasonik dalga ile çalışan bir testere diyelim. Kemiği çok düzgün şekilde kesiyor. Yumuşak dokulara zarar vermiyor. Damarlara zarar vermiyor. Böylece hem düzgün kesi, düzgün sonuçlar alıyoruz. Hem de iyileşme süreci daha kısa oluyor. Şişlikler daha hızlı düzeliyor. Daha az şişiyor. Sonuçlar da daha güzel. İyileşme süresi daha kısa oluyor böylece. Genelde göz kısımlarında morartılar evet, göz altlarında ilk 2 gün 3 gün morartı olabiliyor. Bazen olmuyor. Bu hastanın dediğim gibi cilt yapısı çok önemli bu ameliyatta. 2, morartı için konuşacak olursak hastanın tansiyonu, sigara içip içmemesi, ameliyatın süresi ve anestezi burada çok önemli. Hepsinde uygun koşullar ve sağlanırsa bazen hiç morarmayla karşılaşmıyoruz. Evet. Sigara dediniz hocam. Aslında çağın hastalığı sigara ve birçok hastalığı da tetikleyen unsur sigara. Evet. Peki kulak, burun, boğaz rahatsızlıklarında, hastalıklarında sigaradan nasıl uzak duracağız? Sigaranın zararları nelerdir? Sigara bizde ya bir kere kronik öksürük yapabiliyor. Yani sonuçta şey maddeler, içindeki toksik maddelere bağlı. Bir faranjite yol açabiliyor. Kronik faranjit ve kronik öksürük şikayeti yapabiliyor. Onun dışında burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı şikayetleri ortaya çıkarabiliyor. Yani bunlar kronik süreçte olduğu için hasta sürekli bundan müzdarip. Artı balgamla bir sekresyonda artış oluyor. Artı biz ameliyatlar için konuşacak olursak ameliyatlarda yara iyileşmesini geciktiriyor.
sigara içenlerde işte burun ameliyatlarının özellikle konuşayım. Daha çok kabuklanma oluyor. Şişlikler daha geç iniyor. İçeride nefes alma daha geç başlıyor. Bunlar bizim için problem sigara içen hastalarda. Artı diğer işte ses kısıklığı, işte ses telinde nodül, polip veya kronik ses tellerinde iltihap neden olabiliyor. Uzun vadede gırtlak kanseri şansı artıyor yani hastanın eğer sigaraya devam ederse. Ama primer şey işte ses kısıklığı çok önemli sigara içenlerde. Ses kısıklığı varsa, sigara içiyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna başvurması lazım hastanın. Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanemizde kulak burun boğaz doktorumuzla röportajımız devam ederken hastalarımıza da soralım. Hastanemizden memnunlar mı? Rahatsızlığınız nedir? Geçmiş olsun efendim. Sağ olun, teşekkürler. Boğazımda biraz bir sıkıntı var. Hafif soğuk algınlığı, onun için geldim. Gayet de memnunum yani, çok güzel bir hastane. Hastane. Evet, aynen. Evet. Evet, aynen öyle. İşte kontrole geldik. Bakalım ne diyecek. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ olun, iyi günler. Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanemizdeki röportajlarımıza devam ediyoruz. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Kısacası tanıyabilir miyiz? Sabri Bozkurt, Zeytinburnu'nda oturuyorum. Hanım rahatsız, onu hastaneye getirdim. Kaba kulak doktoruna. Evet. Siz de muayene olmaya geldiniz. Hayır, ben muayene dedim, onunla beraber geldim. Beraber geldiniz. Evet. Nasıl, hastanemizin hizmetlerinden memnun musunuz? Evet, memnunuz. Kaç seneden beri hastamız olduğu zaman buraya geliyoruz. Hastaneden memnunuz. Şu ana kadar bir şikayetimiz olmadı. Öyle. Peki efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Neyiniz var? Kulağınızda rahatsız. Kulağımda her rahatsız var. Yani fazla kapatıyorum, fazla duymuyorum. Onun için geldik. Spontrot'a geldik. Geçen hafta geldik. Geçen hafta geldiniz. Memnun kaldınız mı? Memnun kaldım. Spontrot'a geldik bugün. Evet. Peki kulağımızı hastalıklardan korumak için nelere dikkat etmemiz gerekiyordu? Neden olmuş kulağınızdaki rahatsızlık? Vallahi bilmiyorum. Doktor ne dedi? Doktor bilmiyorum yani. Biraz çökme falan vardır kulakta. Daha önce de bir rahatsızlığı vardı bel fıtığı ile ilgili. Evet. Dedim ki acaba ondan olabilir mi? Doktor dedi ki ondan değil yani, biraz üşütmeden olabilir. Evet, demek ki. Evet. Tamam. Dedi ki üşütme, evet, üşütmeden olabilir. Ondan sonra dedi ki iyi koruman lazım. Bir de dedi ki bu ilaç falan yazdırdı. Bu süreç içerisinde dedi ki sakız biraz çiğnemeniz gerekiyormuş. Tabii, hareket etmek gerekir. Evet. Ondan sonra bu bir haftadır iyiydim diyor yani, falan bir sıkıntı yok. Yani doktorumuzun vermiş olduğu bütün bilgileri yerine getirdi ve iyi oldum dedi hastalık. Evet, şu an yani biraz iyiye doğru gidiyor. Yani geçen hafta kilak kıyaslasan şu an baya yani iyiye gitti. Ama doktor dedi ki 10 gün sonra gelin, biz de kontrole gelmişiz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Peki efendim, geçmiş olsun diyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Avrasya Hastanesi olarak bu güzel ailemiz sizlerle tanıştırdık. Ben teşekkür ederim, geçmiş sağ ol. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, bu hafta Şifa Kapısı programımıza kulak, burun, boğaz konusunu işledik ve kulak, burun, boğazla alakalı tüm merak ettiğimiz sorularımızı Koray Cengiz hocamıza sorduk. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Siz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Ali Oktay, Erzincanlıyım. Siz de Sivaslı olduğuna göre hemşeri sayılırız. Aynen öyle. Geçmiş olsun, neyiniz vardı? Teşekkür ederim. Benim hanım burada fizik doktorunda. Evet. Burada şeyde ameliyat oldu kolunda. İşte saat 9'da 10'da filan geliyor, burada kontrol oluyor. Biraz evvel eve geldi. Her gün geliyor. 2 haftadır geliyor. 2-3 hafta oldu, daha da geliyor yine. Size kulaklarınızın bakımı için de. Ben de kulaklarımı senede bir defa kontrol ediyorum. Kulak damlası var. Evet. Birkaç gün sonra o damlayı koyup biraz yumuşasın, ondan sonra ben de gelirim. Sonra muayeneye gelirim. Hastanede çok memnunuz ya. Ben de burada oturuyorum. Bakırköy, Zeytinburnu'da oturuyorum. Zeytinburnu'da. Benim burada yani ev benim değil de gençler burada. Çocuklar burada. Hastanemizden ne tür hizmetler alıyorsunuz? Ya, baktığınız zaman tertemiz, pırıl pırıl. Ya cennet gibi yer yani, burada insan şikayetçi olamaz ki. Çok güzel, iyi yer.
Yani. Tabii geçmişte bu tür hizmetler, imkanlar yoktu. Anne nerede? Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Tabii yoktu. Sonradan güzel oldu. Ben her taraf tertemiz. Ben zaten 2000'den sonra buralara geldik. 2000'den önce biz buraları tanımıyorduk. 5-10 sene, 15-20 sene de burada. Hastanemiz de çok eski bir hastane, köklü bir hastane. Öyleymiş ha. Ben daha önce de tanımıyordum ha. Sonra da tanıdım. Sonradan hastalığınızdan dolayı, eşinizin hastalığınızdan dolayı gidip geliyor öğrendim. Gidip geliyorum. Burada daire aldık. Ben oğlan aldı. Ben de kışın geldim. Baharın kaçıyorum. Peki efendim. Geçmiş olsun diyorum sizden. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun sizlere de. Yolun açık olsun. Peki Koray Hocam, sinüzit ameliyatına nasıl karar veriyorsunuz? Hasta bize başvurduğunda bir kere şikayetlerinin süresini sorguluyoruz. Daha önce sinüzitle ilgili tedavi alıp almadığına bakıyoruz ve muayenemizi yapıyoruz. Bunlar neticesinde eğer tedaviye dirençli bir şikayet varsa, hastanın şikayetleri gerilemediyse bu sefer bir tomografi çekiyoruz, sinüs tomografisi. Sinüs tomografisi sonucunda ayrıntılı olarak bütün sinüslere bakıyoruz, burun içine bakıyoruz. Eğer ameliyata uygunsa bu tomografiye bakarak karar veriyoruz ameliyata. Koray Hocam, sinüzit ameliyatı nasıl bir ameliyat? Nasıl tekniklerle yapıyorsunuz ameliyatınızı? Sinüzit ameliyatları genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. Endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz bir şekilde yapılıyor. Yani hiç burunda kesi olmadan burun içini kameralarla sinüslere girerek buradaki sinüsleri temizliyoruz. Etler varsa bu etleri alıyoruz. Bütün sinüs boşluklarını temizliyoruz. Yaklaşık 2 saat falan süren ortalama bir ameliyat. Aynı günde taburcu edebiliyoruz hastamızı. Günlük yaşamına birkaç gün sonra dönebiliyor. Peki hocam, estetik ameliyatı, burun estetiği ameliyatı olmak isteyen hastalarımızda, kişilerde, diyelim ki geniz etinde de bir rahatsızlık var. İki ameliyatı birden gerçekleştirebiliyor musunuz? Geniz eti problemi varsa, burun eti problemi varsa, sinüzit problemleri evet. Varsa, burun içindeki her türlü problem burun estetiği ameliyatıyla beraber yapılabilmekte. Evet, bu da çok önemli bir unsur sevgili izleyenlerimiz. Neden? Bir taşla aslında iki kuşla vurabiliyorsunuz. Hem burun estetiği olmak istiyorsanız burnunuzu düzelttirebiliyorsunuz. Burnunuzun içerisinde herhangi bir hastalık var ise eğer o hastalıktan da kurtarılıyorsunuz. Evet, yani ben şöyle diyorum, hem güzellik açısından evet. Hem estetik olarak bir burun yapıyoruz hem de fonksiyonel bir burun yapıyoruz. Yani fonksiyonelden kastımız şu, nefes alan, çalışan bir burun. Bu çok önemli. Evet. Yani güzel bir burnunuz olup bu koku almıyorsa veya nefes almıyorsa hiçbir anlamı yok. Sizi inanılmaz rahatsız eder. Gece uykularınızdan uyanırsınız burun tıkanıklığıyla veya koku alamadığınız için bir sürü problem yaşayabilirsiniz. Evet. Ama hem çalışan hem görsel olarak güzel bir burun herkesi mutlu eder. Hem sizi hem doktorunuzu. Peki hocam, burun estetiği dedik ya biz kadınlar, tabii sadece bayanlar olarak değerlendirmeyelim de kendini beğenen, kendini seven, vücudunda ya da burnunda diyelim ufak bir sıkıntısı olanlar direkt ameliyat olabilirler mi? Yani tabii herkesi ameliyata kabul ediyor muyuz? Önceki görüşmelerimizde bir kere hastanın psikolojisi de önemli karşımıza evet. Gelen. Bu çok önemli. Hastanın ameliyata hazır olup olmadığını, beklentileri. Yani sizin ona verebileceğiniz de hastanın beklentisi nedir? Bir kere bunları çok iyi öngörmek lazım. Beraber ortak kararlara varmak lazım. Biz bunun için ameliyattan önce çizimler yapabiliyoruz. Bunun üzerinde oynamalar yapabiliyoruz. Bir ortak karara varmak gerekiyor. Çünkü ameliyat öncesi eğer bu sağlanmazsa ameliyattan sonra hem doktor hem hasta birbiri arasında problem yaşayabilir. Bazı hastalar geliyor işte ben bu burnu istiyorum diyor elinde fotoğrafla. Ama burun yapısı o buruna uygun değil. Herkesin kendi bir iskeleti var, kendi cildi var, kendi burun yüz şekli var. Buradan olabilecekler var, olamayacaklar var. O yüzden beklentileri doktoruyla hastaların çok iyi konuşması lazım. Ufak problemi olan da olabilir ameliyatı, çok büyük problemi olan da olabilir. Burada önemli olan cerrahla, yani bu işi yapan doktoruyla iyi bir kombinasyon yakalamak, motivasyon yakalamak. Böylece ameliyat sonuçları çok etki ediyor, daha başarılı sonuçlar alınabiliyor. Ya önce hastanın psikolojisi çok önemli. Hasta psikolojisi önemli. Bir de yani ortak bir şeyde paydada buluşmak lazım. Yani olacaklar konusunda beraber işte bu burun ne hale gelebilir, nasıl yapabiliriz, nasıl bir sonuç çıkarabiliriz,
her iki tarafı da tatmin etmesi lazım. Çünkü bir dönem hep böyle küçük fındık burunlar mı derdi. İşte ben bu sanatçının burnundan istiyorum. Bir dönemde hep de o burundan vardı yani. Sonra tabii teknolojinin gelişmesiyle, ilerlemesiyle, bu çizimlerin yapılmasıyla bu daha da değişti. Şu andaki teknolojik sistem nedir burun ameliyatlarında hocam? Yani piezo dediğimiz bir cerrahi kullanıyorum ben kendi açımdan. Bunun yanında işte elektrikli birçok alet kullanılabiliyor. Bu ameliyatı hızlandırıyor, daha başarılı sonuçlar alıyor, şişlikler daha az oluyor. Bir sürü ameliyat yöntemi gelişti bu arada. Yani artık eskisi gibi değil. Her sürekli yenilenen, kendini geliştiren bir cerrahi burun estetiği ve dünyada Türkiye'nin yeri de bayağı yukarılarda, hatta bir numara gibi denilebilir. Ülkemizde çok yapılmakta, çok toplantı düzenlenmekte ve yurt dışından birçok hasta gelmekte bunun için. Burun estetiği dediğim gibi birinci sıralarda yer alıyor dünyada Türkiye. Ve ülkemizde en çok yapılan estetik cerrahilerin başında geliyor. Belki de ilk sırada. Koray Hocam, çok sık duyduğumuz bademcik ameliyatları var. Peki bademcik ameliyatı hangi evrede yapılır? Neden bademcik ameliyatı yapma kararı alırsınız kişilerde? Çocuklarda daha mı sıklıkla görülür bademcik ameliyatı? Evet, bademcik ameliyatı çocuklarda daha sık yaptığımız bir cerrahi. Ne zaman ameliyat kararı veriyoruz gelecek olursak, eğer senede 4'ü 5'i geçen bademcik enfeksiyonu sıklığı yaşıyorsa çocuk veya bademcikleri çok büyük olup boğazını kapatıyorsa ve gece horlama veya beslenme güçlüğüne yol açacak şekilde iri ise bademcikleri veya apse geçirdiyse bademcik ameliyatı kararı veriyoruz. Burada bademcikler aslında vücudu koruyan bir organ diyelim, yapı. Ama burada senede 4'ü 5'i geçtiği zaman bir artık zarar veriyor yani vücuda. Koruma fonksiyonu bozulmuş oluyor. Bu zarar fayda zarar ilişkisini düşünerekten bir ameliyat kararı veriyoruz. Genelde ağırlıklı olarak çocuklarda çok sık oluyor ama erişkinlerde de nadir de olsa bademcik enfeksiyonlarına bağlı müzdarip hastalarımızdan bu şekilde senede 4-5 defa geçirenler oluyor. Onları da ameliyat yapıyoruz. Yine ameliyat, bu ameliyatların hepsi genel anestezi. Uyutarak yapıyoruz. Yani hasta hiçbir şey hissetmiyor. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem. Bir gece hastanede yatırıyoruz veya aynı günde taburcu edebiliyoruz ama ameliyattan sonra bir iyileşme süreci var. Bu bademcik dokularını aldığımız yerde sonuçta ağız içinde bir yara oluşuyor. O yaranın bir iyileşme süreci var. O süreçte de hastalara bir beslenme, diyet listesi veriyoruz. Bu listeyi uyarlarsa bir hafta 10 gün içinde genelde o bölge iyileşiyor ve artık normal beslenme hayatlarına dönebiliyorlar. Çocuklar özellikle çok sık etkileniyor buradan. Beta hemolitik streptokok dediğimiz bakteriler o bademciklerin içine yerleşip sürekli kısır döngü halinde enfeksiyona yol açıyorlar. Bu bakterilerin şöyle bir durumu da var. 5-15 yaş arasında kalp ekrem romatizması riski taşıyor. Her geçirilen bademcik iltihabı bu riski arttırdığı için bir de böyle bir durum var. O yüzden özellikle 5-15 yaşta çok sık geçiriliyorsa doktor, hastalarımız doktoruyla konuşup ameliyat kararı alabilirler. Mutlaka bir doktora gitmeleri gerekir sık bademcik enfeksiyonu geçiren hastalarımız. Peki ameliyattan sonra tekrar eder mi rahatsızlık? Bademcik tekrar etmez. Yani dokunun hepsini çıkardığımız için o bademcik dokusunun yerine çıkabilecek bir tekrar bir bademcik oluşumu yok. Ama şöyle, bu bademcik ameliyatıyla beraber veya bademcikle beraber genelde çoğunda geniz eti de oluyor. Yani %90'ında bademcik geniz eti problemi beraber oluyor. Geniz etinin tekrar etme riski olabiliyor. Geniz eti dokusu tekrar büyüyebilen bir doku. Çocuğun genetik yapısı veya yaşı da önemli burada. Çok küçük yaş grubunda geniz eti tekrar edebilir. 3 yaşından özellikle önceki yapılan ameliyatlarda tekrar etme şansı biraz daha yüksek. Ama daha büyük yaşlarda yapıldığında geniz etinin tekrar etme olasılığı düşük. Ama bademcik kesinlikle tekrar etmez. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Son olarak ekranları başında bizleri izleyen SRT televizyonu izleyenlerimize, Sivas TV izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Kulak, burun, boğaz hastalıkları ile ilgili. Özellikle kış döneminde olduğumuz için ona öyle bir mesaj vereyim. O artık mevsimler de değişti. Evet. Bir sıcak bir soğuk günler oluyor. Bu yüzden özellikle virüsler daha çok aktif.
Bundan dolayı öncelikle insanların bol vitamin ve beslenmelerine dikkat etmelerini ve hava şartlarına uygun giyinmelerini öneriyorum. Evet, gerçekten çok önemli bir konuya temas ettiniz hocam. Hava şartları bizi yanıltabiliyor. Sabah hava soğukken öğlen de çok sıcak olabiliyor, akşam da çok soğuk olabiliyor. Bunun dengesini tabii giysilerimizden de çok fazla anlayamıyoruz. Kendimizi de koruyamıyoruz haliyle. Yani bu vücut dengesinin bozulmasından kaynaklanan vücut ısısının tabii bağışıklık sisteminde düşmeler olabiliyor. Ve bu da hastalıklara zemin hazırlayan bir durum. Evet. Onun için mutlaka bir gün önceden hava durumuna bakarak kıyafetlerini seçsinler. Hocam tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Sivas TV izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda kulak, burun, boğaz uzmanımız Operatör Doktor Koray Cengiz bizlerle birliktelerdi. Merak ettiğimiz tüm soruların cevabını kıymetli hocamızdan aldık. Bizler de ne diyoruz? Sağlıklı günler diliyoruz sizlere. Hasta olmayın, kendinize dikkat edin. Şifa Kapısı programından da sakın ama sakın ayrılmayın. Haftaya yine sizlerle birlikte olacağız. Yine farklı bir doktorumuzla, farklı bir konumuzla seyret ekranlarında olacağız. Bizlerden ayrılmayın efendim.